Haber dostum, Secret Invasion'ın 5. bölümü yayınlandı ve hemen incelemesiyle geldim. Özetle söylemem gerekirse ben bu bölümden nefret ettim. İlk 3 bölümü sevmediğimi söylemiştim, 4. bölümü çok sevdiğimi söylemiştim. O incelemeleri de şuraya kartlara bırakıyorum. Hemen izleyip gelirsen daha iyi anlarsın dostum. İzlemediysen izle, izlediysen devam edelim. Fakat bu 5. bölüm tamamen bir fiyaskoydu. 36 dakikaya hiçbir şey koymamışlar. Daha önce verdikleri şeyleri ısıtıp ısıtıp önümüze sürmüşler. Aynı şeyleri bütün bölüme yaymışlar. Bölümü geçiş bölümü yapmışlar. Bu bölümde sadece 2 tane önemli şey oldu. Onu da zaten tahmin etmiştik. Birincisi, hasatın ne olduğunu öğrenmiş olduk. Zaten önceden tahmin etmiştik. Süper kahramanların genlerini bulunduran bir serumdu. Adından da çok basit bir şekilde anlaşılıyor zaten. Bunun dışında 4. bölümün incelemesinde de söylemiştim. Nick Fury 5. bölümde göz bandını takıp yeniden eski Nick Fury olacaktı. O da bölümün sonunda oldu. 6. bölümde gerçek bir Nick Fury izleyeceğiz inşallah. Onun dışında bu bölümde başka neler oldu? Gravik'in yandaşları Gravik'e darbe düzenlemeye çalıştılar. Fakat nasıl yensinler onu? Fakat tabii ki bunda başarısız oldular. Sonrasında Gravik hepsini öldürdü. Bundan sonra Sonya ablamız şu Odin'in babası Bor'u buldu ve bunun Skrull olduğunu anladı, bunu öldürdü. Sonya ablamız bu dizinin Ümit Özdağ gibi resmen bütün Skrull'ları dünyadan kazımayı amaç edinmiş mülteci karşıtı bir insan. Zaten Nick Fury'ye yardım etmesinin sebebi de bu, asıl sebebi. Fakat Nick Fury Sonya'ya bıraksa hepsini öldürecek zaten, ama Sonya'ya kimse bir şey bırakmıyor. Sonya o kadar yüksek seviyede biri değil. Ama tebrik ediyorum Sonya'yı, takındığı tavır çok güzel. Çünkü böyle Nick Fury gibi zaaf gösterirseniz böyle tepenize çıkar. Böyle kanser hücresi gibi bir şey bu. Evet, bunları da anlattığımıza göre bu bölümde başka hiçbir şey kalmadı. Dediğim gibi şu bölümün sonunda Nick Fury göz bandını taktı, silahını aldı. Eski Nick Fury'yim ben, önüme geleni vururum arkadaş, önüme çıkmayın dedi. Yani diyecek, 6. bölümde bunu izleyeceğiz. Umarım 6. bölüm dolu dolu olur. Şöyle bir şey çıkartıp 2 dakikada ortalığı kırıp geçirmezler. Ya da Gravik kendi kendini yok edip herkesle ateyemez. Çünkü 4. bölüm ne kadar beğensem de sezonun %75'i olan ilk 3 bölüm ve bu berbat 5. bölüm bütün sezonun içine etmeye yetti. 6. bölüm bunu düzeltebilirse bu dizi güzel bitecek. Güzel yad ettiklerimizin arasına girecek. Yeşil Dev Gravik'i de 6. bölümde göreceğiz. Ama buna karşı koyabilmek için süper kahraman birinin gelmesi lazım. Bence bu genleri Gaia'ya da nakledecekler. Gaia vs Gravik falan izleyeceğiz. Anca öyle olur bence. Skrull'lar birbirini yok eder, dünya kurtulur, böylece biter. Bakalım haftaya neler olacak, neler bizi bekliyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere dostlar. Sağlıcakla kalın.